Evet, ada çayı. Ada çayının 700 türü var. Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Şifalı ada çayı veya tıbbi ada çayı diye olarak bilinen bu Salvia officinalis ailesi. Tumol içerir. Çok güzel, kendine has, özel bir kokusu var. İlk defa 1717 yıllarında vereme karşı kullanılmaya başlamış. Sonra da yaygınlaşmıştır. Eskiden vereme karşı kullanılan bu bitki. Yine Afrika ıtırı da aynı şekilde vereme karşı kullanılmıştır. Anadolu'da, Avrupa'da ada çayı vereme karşı kullanmış. Daha sonraki yapılan araştırmalarda bademcik iltihaplanması ve bademcik şişmesinin önlediği belgelemiştir. Benim oğlum da bademciklerinden ameliyat olması gerekiyordu. Dur dedim doktora, ameliyat olmadan önce biz bir deneyelim. Ada çayı içirdim çocuğa 6 hafta. 6 hafta sonra ceviz kadar olan bademcikler fasulye kadar kaldı. Tertemiz oldu, küçüldü, içindeki bütün cerrahi çuruf aktı. Aynı şekilde kendi üzerimde denedim. Ada çayının çayını içtiğinizde dışarıda isterse hararet 50 derece olsun. Sabah Antalya, Adana, Muğla, İzmir gibi sıcak şehirlere gitmeden önce veya gittiğinizde sabah sokağa çıkmadan önce ada çayı için, hararetiniz hemen düşer. Sıcakların size herhangi bir zararı olmaz. Hararete karşı ada çayı, nane, kekik ve benzeri bitkilerden oluşan çok özel bir hararet çayı geliştirdik. Bu çayı içtiğinizde hararetiniz düşer, terlemezsiniz veya terleseniz de sizi rahatsız etmez. Ada çayı bademcik için mükemmel olduğu gibi farenjite karşı etkili, sinüzite karşı etkili, şekere, diyabete, bağırsak enfeksiyonuna karşı etkili. Çünkü antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Ada çayı tek başına mükemmel bir bitki. Mesela Diyarbakır'daki vatandaşlar çok sıcak olduğu zaman Ağustos ayında damda yatıyor. Adam ama damda yattığını unutuyor. Bir de bakıyorsun damdan düşmüş, bir yeri kırılmış. Evet, artık bir yerinizin kırılmasını istemiyorsanız ada çayı için damdan düşerek bir yerinize bir şey olmaz. Bu şekilde kurtulursunuz. Hürmetler, saygılar.